Basının gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Gazeteci Fahrettin Fidan'la birlikteyiz. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. İyi bayramlar. İyi bayramlar hepimize, herkese, bütün Müslümanlara iyi bayramlar. Evet, bayram gelmiş, benim neyime diyor ama vatandaş. Bu ülkede yaşamanın biraz da bedeli olacak. Bedeli olacak. Tabii yani bedel, o... bayram ama hava bayram değil. Bu mu bedeli? Evet, öyle tabii. Yani Türkiye'de bayramlar bile artık sıkıntılı olmaya başladı. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda. Yani bayram deyince eyvah diyor işte, millet bir yerden bir yere göç ediyor, tatil bölgelerine gidiyor ve trafik kazaları. Çok fazla, evet. Onun dışında işte inancının gereği olarak kurban kesiyor ama hiçbir şekilde insani davranmayarak, bir kesimi için söylüyorum ben bunu, sokak ortasında, yol kenarlarında, şehirleri adeta mezbahaya çevirerek ve çocukların gözünün önünde hayvanları ehil olan kasaplar eliyle değil, kendisi ya da acemi kasaplar eliyle kesip bir de ayrıca hayvanlara acı çektirerek. Ne bileyim, İstanbul'da görüyoruz mesela, dereler kan oluyor, boğazın bölümü kıpkırmızı, kırmızıya dönüşüyor. Yani bunlar bayramları çok böyle mutlulukla kutlamamızı engelleyen sebepler. Ama bu ülke böyle maalesef, insanımız da böyle. Biz yine temennide bulunalım. Yani işte herkese iyi bayramlar dileyelim. Küslerin barıştığı, hastaların şifa bulduğu, parasızların para bulduğu, emeklerin, tabii maaş alamayan, maaşlarını alamayan emekliler çok sıkıntı çekiyor. Ve bu krizi bahane ederek pek çok iş yerinde ben çalışanların paralarının ödenmediğini biliyorum, geciktirildiğini biliyorum. Onların bir an önce haklarına kavuşmasını dileyelim. Ondan sonra en önemli dileklerinden birisi herhalde bizi izleyenlerin büyük ölçüde katılacağı, bu 4-5 gün boyunca hiç olmazsa siyasilerin konuşmadığı, ortalıkta mümkün olduğu kadar görünmediği, halkına bu şekilde bir iyilik yaptığı bayram biliyorum. Çünkü onların görünmesi, onların konuşması insanlara huzur, güven, mutluluk kaynağı olmuyor. Çoğu zaman mevcut gerginliği daha da arttırıyor. O nedenle konuşmasınlar, 3 gün konuşmasınlar. Yani alacakları olsun, bizden daha sonra, bayramdan sonra telafi ederiz. Tabii buna kadar şey yapılır. Onun dışında bu trafik kuralları, yani söylüyoruz ama o maalesef yine pek değişen bir şey yok. Bir başka şey de benim özellikle son yıllarda artık her şeyi kendimize benzettik. Bu kurban kesiliyor. Niye? Hani İslam dini mantık dini deniyor. Tamam. Et yiyemeyenler de yesin diye gerekçelerinden bir tanesi de bu. Ama giderek şunu görmeye başladık ki bu kesilen kurbanlar gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktan uzaklaşmaya başladı. Et kesenlerin, kurban kesenlerin birbiri arasında et değiş tokuşu. Değiş tokuş yapıyorlar. Sen bana şunu verdin, ben sana bunu verdim. Aynı şey. O bana getirdi, ben de ona götürmek zorundayım. Tabii. Böyle bir, o bana bu tarafını getirdi, ben onu aynı tarafına götürmek zorundayım. Bu şey değil, yani çok basit bir anlatımla, çok basit bir mantıkla İslam'ın kastettiği anlamda bir kurban kesme faaliyetini karşılamıyor. Bu doğru değil ama bu yaygınlaşıyor. Hatta artık resmen kabul edilmeye başlandı ki, işte 2 gün önce gazetelerde haber vardı. Bu Ağustos'un şu günlerinde derin dondurucu satışları 1,5 kat artmış. Ağustos ayının ilk haftasına göre 5,5 kat artmış. Şimdi bu ne anlama geliyor? Derin dondurucu. İstifleyeceğiz anlamına. Yaz bitmiş, bitmek üzere, kışa gidiyoruz. Derin dondurucu da patlama, tam da Ramazan'a denk geliyor. Bunun anlamı belli. İnsanlar kestikleri etin eskiden olduğu gibi çoğunu başkalarına, ihtiyaç sahiplerine, azını kendilerine ayırmıyorlar. Çoğunu kendilerine ayırıyorlar. Ötekini sembolik olarak, onu da yine böyle kendileri gibi kurban kesmiş. Akrabalarına, eşine, ihtiyaç, dostuna. İhtiyaç sahibi olmayan kişilere veriyorlar. Bu patlama bana göre bunun tek izahı bu. Herkes stok yapıyor kendi kestiği kurbanı. Bu yaygınlaşmış olmalı ki çok fazla. Sağlık Bakanlığı geçen açıklama yaptı. Kurban etlerinin demedi de etlerin nasıl sağlıklı saklanabileceğini, nasıl kesilebileceğini anlattı. İşte dedi, normal buzdolabında, buzluk bölümünde 2-3 hafta
kendi şeyini koruyabilir, sağlıklı kalabilir et. Derin dondurucuda 3-4 ay kalabilir. İşte etleri şöyle şöyle kesin, küçük parçalar halinde kesin, her parçayı ayrı kaplarda saklayın falan filan. Bu resmen şeyin kabulü. Yani insanlar son yıllarda kestikleri kurbanları kendilerine ayırıyorlar. Bu da pek çok şeyi biz yozlaştırdık, kendimize benzettik. Bu da onlardan biri. Ama şey, ben artık o kadar da kötü gözle bakmıyorum. Çünkü vatandaş da yani çaresiz ya. Çoğu insan, bahsettiğiniz insan sadece kurbandan kurbana zaten kesse de o zaman eti görüyor. O boyutu da var şimdi, doğru, İşte haklısınız. O boyutu da var. Haklısınız. Yani kurban kesenler de ete muhtaç. Sırf o dini bir talebi yerine getirmek yerine için getiriyor. Yapıyorlar. Aynı zamanda et yiyelim. Aslında diyorlar. Dini talep ete muhtaç olan kişinin kurban kesmesi değil. Onlara böyle bir gereklilik söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Ama işte Türkiye'de adet yani konu komşusundan borç alıp hacca giden. Türkiye'de işte tam tersi oluyor. Evet, evet. Şimdi bayağı büyük bir kesim kurban kesmeyi tercih etmiyor. O görüntüyü kaldıramayan çok fazla kişi var. Evet. Ben de kaldıramam ben o de, görüntüyü. Ben de hiç yani bakamam. Onun yerine işte farklı yollara başvuruyorsunuz. İşte bağışlar yapıyorsunuz vesaire. Bana ama göre daha doğrusu o. Evet. Doğrusu o. Yani bu görüntüler hiç hoş değil. Bir ibadeti yerine getiriyorum diye öyle manzaralar yaratmak hiç hoş değil. Ben geçen gün sosyal medyada bir görüntü gördüm. Video 1-2 dakikalık. Herhalde 10 saniyesini anca izleyebildim. Suudi Arabistan'da kurban kesiliyor. Böyle hayvanları dizmişler. O kadar yoğun ki kasabın işi bıçağı değdiriyor, ötekine geçiyor. Bıçağı öbür tarafta çırpılan hayvanlar. Yani bu nasıl bir inançtır ben bilemiyorum. İslam olmadığı kesin. Ve orada tabii büyük ölçüde toprağa gömülüyor. Acı çektirmeyeceksin bir kere o hayvana. Tabii, tabii. Ama o görüntü, yani sosyal medyaya girenler görebilir. Eğer yürekleri el veriyorsa bakın bakmaya. Ben bakamadım 10 saniye falan, tamam dedim yeter. Dehşet bir görüntü. Bu şey diye böyle yığmışlar hayvanları dağ gibi. Hepsi can çekişiyor. Ufak bir bıçak atmış yani tam can vermemiş hayvan. Şimdi bunlar şey, sonra toprağa gömüyorlar. Bir bölümünü. Yani ben çok zannetmiyorum ki böyle soğutucularla çevre ülkelere dağıtmaları, Suudi Arabistan'da özellikle. Örneğin o civarda en yoksul ülkelerden bir tanesi Yemen. Oradaki insanlar ciddi şekilde açlık problemiyle karşı karşıya. Ama oraya zaten Suudi Arabistan'ın yardım etmesi mümkün değil. Savaş halinde ve daha geçen gün işte bomba attı. Piknikten dönen ilkokul öğrencileri, 50 öğrenciyi katletti, öldürdü. Yani şimdi öldürdüğü bir yere et göndermesi söz konusu değil. Yani İslam'ı da önemli olan insanın bilinci, kültürü. Bilinç ve kültür düşük olursa en iyi din, en gelişmiş dini bile en kötü hale getirebiliyorsunuz. Biraz Türkiye'de gözlenen manzara ve İslam dünyasında gözlenen manzara bu. Ve sonuçta da işte Hristiyan dünyasına mahkum bir İslam dünyasını görüyoruz. Hristiyan dünyasında bir yer bulabilmek için işte denizlerden, sınırlardan, kaçak yollarla geçmeye çalışıyorlar. Hani bugün Hristiyan dünyası dediğimiz dünya, Batı, kapılarını açsa İslam dünyasında nüfus herhalde çok ciddi şekilde azalacak. Yani bunu oturup düşünmemiz lazım. Ben diyor, hem de çok dindar olan insanlar bile kaçma ihtiyacını hissediyor. İşte Almanya'da o kadar şikayet ediyorlar. İşte Hollanda'da bu burka yasağı, peçe yasağı falan başladı. O kadar eylem yapıyorlar falan filan. Ama bir tanesi de bu burkanın serbest olduğu, peçenin serbest olduğu İslam ülkesine gidip gitmeyi düşünmüyor. Gidip yaşayayım demiyor. Tabii yani böyle. Hayatın bir gerçeği var. İnsanoğlu daha iyi koşullarda, daha insani koşullarda yaşamak ister. O dinsel talepler, söylemler falan filan işin ikinci planında kalır. Nitekim gerçeğe de baktığımızda, dünya gerçeğine, işte bugün Türkiye'nin bile hani bir Yemen'e göre çok daha gelişmiş durumda, bir Mısır'a göre çok daha gelişmiş durumda. Ama Batı kapıları açsa, en başta şey insanlar, böyle sosyal varlığımız dediğimiz eğitimli insanlar bir gün bile durmayacak, kaçacak. Bunları oturup ciddi, ciddi düşünmek lazım ama yok. Bir de bu bayramlarda şey vardır, böyle nostalji, ah o eski bayramlar falan diye. Hoş bir şeydir zaman zaman, tamam da bunda ölçüyü de çok fazla kaçırmamak. O eski günler geri dönerse bir adeta
saadet dönemi yaşanacağını varsaymak da çok doğru bir şey değil. Şimdi her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir lafının kanıtlarcasına her gün göre her şey değişiyor. Bugün ah eski bayramlar diyenler, işte sobada mısır patlatırdık. Peki bugün kaloriferli evde oturuyorsun, ondan vazgeçebiliyor musun? Ne bileyim, televizyondan vazgeçebiliyor musun? Cep telefonundan vazgeçebiliyor musun? Hem ondan vazgeçmeyeyim, hem bundan eski bayramlar olsun demek olmaz. Yani o biraz şey böyle. Ama o biraz insan ilişkileriyle alakalı da bir şey galiba. Bizim son zamanlarda bahsettiğimiz bu eski bayramlar, komşunun evine o işte sıcaklıkla girip çıkmak, herkese güvenip de kucaklayabilmek, şu an öyle bir şey yok. Komşular birbirini tanımıyor. Sokakta kimsenin tanımadığı insanlarla bayramlaştığını hiç sanmıyorum. Çünkü insanlar korkuyor tanımadığı biriyle konuşmaya. Tabii, tabii. Beni mi kesecek, doğru, parçalayacak doğru, mı doğru, diye. Doğru. O dediğiniz doğru. Ama o biraz hem işte şartlar değişti. Eskiden mahalle kültürü vardı. Konu komşu birbirini tanırdı falan filan. Ama şimdi site, apartmanlar böyle devasa apartmanlar. Yani gidişat bu yönde olursa sizin eski ilişkileri aramanızın bir anlamı yok fazlaca. Ha, olabildiğince o eskiyi korumaya çalışmak gerekir ve mümkündür. Yani bugün Avrupa'nın en gelişmiş metropollerinde bile sokağa çıktığınızda bir küçük yerler, bölgelerde özellikle ben birkaç defa çok tanık oldum. Yani insanlar birbirine selam veriyor, tanısa da tanımasa da. Biz de biraz da kendi eksikliğimizden kaynaklanan tabii, bir şey. Evet, biraz şartların değişmesi tamam söz konusu ama biraz da kendi şeyimiz, eksikliğimiz. Yani bugün aynı köyde yaşayanların içinde bile çok böyle birbirine sempatiyle bakmayan, işte okuyoruz iki çocuk kavga ediyor ondan sonra köyün ahalisi birbirine giriyor ya da bir kasabada böyle bir şey. Yani o biraz sosyal hayatın değişmesiyle biraz da bizim kalitemizde bir düşme söz konusu olmasından kaynaklanıyor bana göre. Muhakkak. Yani eskiden tabii biz de o dönemleri yaşadık. Güzeldi. Yani bizim komşu bizi sahip çıkardı. Annemiz babamız bizi sokağa bıraktığında başına bir şey gelecek mi diye korkmazdı. Ama şimdi yani ben işte görüyorum parka götürüyor annesi babası çocuğu. Sürekli gözü çocuğun üzerinde. Parktayken dahi korkuyor. Şimdi hani bu hale geldik. Pek çok alanda kötü noktadayız. Pek çok alanda. Evet. Peki şimdi dün emekliler oldukça sinirlilerdi ve üzgünlerdi. Birçoğu diyelim, hepsi değil. Çünkü yüz binlerce emeklinin maaş ödemesi bayramdan sonraya kaldı sevgili seyirciler. 26'sı pazara gelmesine rağmen maaşlarımızı ödemediler. Devlet hiç ayrım yapar mı diye soruyor emekliler. Maaş günleri, bayrama gelenlerin ödemeleri erken yapıldı. 26, 27, 28. güne denk gelenlerin ödemesi ise yapılmalı. Bayramdan sonra yapılacak ki bu niye işe yarayacak bilmiyorum. Öyle öyle. Ama şimdi şu var. Ciddi bir kriz yaşıyoruz biz. İnsanlar kendilerine yönelik bir uygulama söz konusu olduğunda belli bir kısım insanlar ha diyor gerçekten bir problem varmış. Ciddi bir nakit sıkıntısı var. İşte geçenlerde Berat Albayrak, Maliye Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Belediyelerin hak ettiği paranın %30'unu keseceğiz dedi. Onun dışında pek çok alanda tasarruf önlemleri adı altında para sıkıntısından kaynaklanan bir takım uygulamalar yapılıyor. Bu da onlardan birisi. Yani 4-5 günlük kazanç bile SSK için. SSK zaten batmış durumda. Yani çok ciddi şekilde açığı olan bir kurum. Hala Kemal Kılıçdaroğlu dönemini suçlarlar ama o dönemdeki açığı bugün önerseniz bugünkü yöneticileri havada kaparlar. Yani o gün diyelim 1 milyar lira bugünkü parayla bugün 50 milyar lira, 60 milyar lira. SSK'nın ciddi bir açığı var. Kar sayıyor 3-5 gün geç vermeyi. Yani aslında normalde geç vermek denmez ona. Çünkü onların maaş günü 26-27'si. Ama burada bir şey yapılması gerekirdi. Nitekim değerlerine yaptınız. O insanlara da yapmanız lazımdı. Sosyal devletin şeyi budur, gereği budur. Ama artık iş o boyuta vardı ki sosyal devletin gereği bayram gibi hem de çok muhafazakar bir iktidar döneminde bayram gibi özel bir gün öncesinde dahi insanlara para veremiyorsunuz.
Yani bunu düşünmemeleri söz konusu değil. Düşünememeleri bir hesap hatası falan değil. Hakikaten para yok. Para yok. İşte bir yerlerden gelecek, oraya şey yapacaklar. Yani yamalı bohça gibi. Bir yamayı kapatıyorsunuz, bir deliği kapatıyorsunuz, başka delik açılıyor. Ve bu giderek daha büyük sıkıntılara gidecek gibi görünüyor. Şimdi ayın işte bayramdan önce bize maaş verilmedi, paralarımızı alamadık diyen emekliler, umarım ve dilerim birkaç sene sonra ya maaşımızın yarısı veriliyor iki aydır demezler. Çünkü gidişat gerçekten iyi değil. İyi değil. Bu onun işaret fişeği, işaret sinyali. Ama devlet ne yapıp o insanları mağdur etmemeliydi. Yani zaten böyle aldıkları parayla hayatlarını idame ettirmekte güçlük çekiyorlar. Hele böyle çok özel bir gün öncesinde onları parasız bırakmak olacak şey değil. Ama biz başka şeylere para buluyoruz. Yani böyle devletin itibarından tasarruf edilmez deniyor biz vatandaş olarak. Devleti yönetenlere hadi siz de biraz tasarruf yapın dediğimizde devletin itibarından tasarruf olmaz diyorlar. Saraydaki inşaat devam ediyor galiba hiç durmadan. Şeydeki devam ediyor. Marmaris'teki devam ediyor. Onun dışında işte mecliste ben görüyorum her gün bir şey yapılıyor. Tamirat, tadilat bitmedi yani. Yenileme tabii. Yani yandaşları zenginecekler, müteahhitler şey. Onun dışında hani İsmail Kahraman'ın eski meclis başkanının da lafı vardı. Odasını böyle yüz binlerce liraya yeniden tefriş etti. Dediler ya işte nedir bu ayıp dedim yani yazık dedim falan. Aslan yattığı yerden belli olur dedi. Şimdi kendileri için tasarruf diye bir şey söz konusu değil. Ama vatandaşa gelince tasarruf zorla yaptırılıyor. Gönüllü değil zorla yaptırılıyor. İşin acı tarafı vatandaşın bir kısmı da bundan dolayı çok rahatsız değil. Hatta destekçi. Yani devletimizin itibarı diyor. 1500 odalı, 1000 odalı saray devletimizin itibarı diyor. Yani bunu deyince o kadar çok şey var ki, örnek var ki. Geçen gün gazetelerde haber vardı. Stefan adlı bir Avusturya vatandaşı Barcelona'dan uçakla Viyana'ya gidecek. Tek başına geliyor, beklemeye başlıyor. Uçak 2 saat rötar yapıyor. Avrupa'nın en ucuz Eurowings diye bir firması var. En ucuz bileti satan firma. Uçak firması. Onunla seyahat edecek. Geliyor uçak 2 saat rötar yapıyor. Bekliyor bu. Ondan sonra uçak kalkıyor. Viyana'ya geliyor. Herkesle beraber iniyor. Sırasını bekliyor. Valizini alıyor. Ondan sonra tek başına kapıdan çıkıyor. Gidiyor. Hiçbir şey yok. Stefan, bunda ne var diyeceksiniz. Bu arkadaşın, bu vatandaşın, Avusturyalı vatandaşın soyadı Kunz. Kurz. Halen Avusturya Başbakanı. Şimdi onlardaki uygulamaya bakın, bizdeki uygulamaya bakın. Yani Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi 4000 euroluk bisiklet aldı diye ortalık ayağa kalktı. Onlar bizden çok daha zengin. Ama orada halk daha zengin, yöneticiler daha mütevazı. Bizde halk daha yoksul, yöneticiler daha lüks şatafat içinde yaşıyorlar. Hatırlarsanız 2-3 sene kadar önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye resmi ziyaret için geldi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla geldi. Finlandiya. Kişi başına milli gelir bizimkinin 5-6 katı. Yani Avrupa'da en ufak böyle bir tasarrufu ihlal eden ya da lüks harcamaya yönelik bir harcama yaptığınızda harcamanız söz konusu olduğunda ortalık ayağa kalkıyor. İsveçli ya da Norveçli bir kadın bakan 5-6 euroluk devlet ona şey vermiş, kredi kartı vermiş resmi harcamaları da kullanmak üzere. Kendi kartıyla karıştırmış. 5-6 euroluk şey aldı, çikolata aldı. Ortalık karıştı. Kadın zar zor izah edebildi. Ya kaza oldu yani karışmış kartlar birbirine benziyor. O yüzden yoksa ben bunu yapmazdım falan filan diye. Neyse toplum sonunda ikna oldu. Aramızdaki farkı görebiliyor musunuz? Böyle bir sürü örnek sayılabilir. Bir eyalet başbakanı Almanya, İsviçre'de bir yere gidiyor. Resmi gezi, özel uçak tutuyor gidiyor. Ondan sonra orada işini hallettikten sonra yarım saat 45 dakika uzaklıkta kızı okuyormuş. Uçakla otomobil kiralıyor, o kızını görmeye gidiyor. Kızını görüyor, geliyor. Ondan sonra uçağa atlayıp geri dönüyor.
Bu istifa etmek zorunda kaldı. Niye biliyor musunuz? Kamuoyu dedi ki Alman kamuoyu, kardeşim sen kızını görmek isteseydin, görmek için buradan işte Almanya'nın kuzeyinde bir eyaletten ta oraya kadar ya özel uçak kiralayacaktın, ya otomobili gidecektin, ya şununla ya bununla. Yani masrafın daha fazla olacaktı. Sen yolcunun önemli bölümünü devletin kesesinden yaptın. Kalan küçük bölümünü kendi kesenden yaptın. Bu kabul edilemez dedi. Bunlar gavur tırnak içinde. Biz Müslüman. Dinsiz. Evet, hani dinsiz. Japonya falan şey yapmıyorum, örnek vermiyorum. Yani orada en ufak bir şey olduğunda ya istifa ediyor, biraz daha bir şey intihar ediyor. Tabii canım, kendine direkt harekiri yapıyor adamlar. Bizde adam rüşvet alırken yakalandı. Yani hadi ismini vermeyeyim ama şeyin lafından anlayacaktır izleyiciler bizi. Bizde dedi hediye dedi milli örfümüzdür, geleneğimizdir. Çikolata kutusu içinde şeyler, paralar. Takım elbise için ceplerinde paralar. Yakalandı bakan, eski bakan. Bizde dedi hediyeleşmek gelenektir dedi. Bilmem kimle, şeyle, zarrapla bilmem nerede yürüyorlarmış. Bir tane şey görmüş, çanta görmüş, çok beğenmiş. Aa ne güzel çanta demiş. İki gün sonra zarrap buna hediye olarak onu göndermiş. Bize masal olarak bunu gerçek olarak anlattılar. Bir kısım insanlar da buna inandı. Yani aramızda o kadar büyük fark var ki. Bir de bizde şöyle bir durum var. Mesela X bir kişi devlet büyüklerimizden duyum al, bir şekilde duyuluyor yani. Şurada şu yu varmış, burada bu yu varmış, şurada da şu yu varmış. Olur ya, yani olmaması mümkün değil zaten gibi bir tepkiyle karşılaşılıyor. Şimdi bizde atasözleri hep böyle çok doğruyu anlatan, güzel şeyleri öneren laflar olarak aktarılır. Yok öyle değildir, bakıcıları şeydir. O verdiğiniz örnekte de onun atasözü de vardır. Bal tutan parmağını yalar. Olmaması şaşırtıcı gelir yani. Bu adamın da hiçbir şeyi yokmuş. Dediğin zaman zaten inanmaz da ya tabii. Yok canım sizin bilmediğiniz neleri vardır, kimileri işte kimin üstüne yapmıştır vesaire gibi zaten inanamazsın öyle bir şeye. Hayır şeyde yani mal beyanı diye bir şey vardır. Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal beyanında bulunmak zorundadır siyasiler. Bu biraz dışarının baskısı ile kabul edildi Türkiye'de bu yasa. Ama biz gene kendimize benzettik onu. Bu açıklanmıyor. Peki sen mal beyanında bulunuyorsun. Kamuoyu bilmedikten sonra sen zenginleştin mi, fakirleştin mi bu siyasi hayata atıldığında ya da bürokrat olduğun dönemde buna bilebilmesi için senin geçmiş mal varlıklarına bugünkünü karşılaştırması lazım. Aa yok dediler, bu halka açık değil. O zaman ne kıymeti var? Böyle yani evet. Türkiye böyle bir garabetler ülkesi, halkı da o hale getirdiler ki çoğu için bunlar problem değil yani olabilir diyor. Hatta böyle yarı şaka yarı ciddi anlatılmışlar. İşte bir siyasetçi Karadeniz'de bir köye gitmiş, seçim kampanyasında konuşma yapacak. Yaşlı bir amca sormuş. Yerin demiş, içki falan var mı sende? Yok demiş. Kumar var mı? Kumar da yok. Çapkınlık falan o da yok. Olan demiş bu yok bu yok. O zaman niye bu kadar para çalıyorsun? Bu kadar hırsızlık yapıyorsun? Öyle yani. Bizde bir yere gelmek şeyin gerekçesi olarak görünür. Yani adam niye siyasete atıldı? Herhalde biraz da kendini unutmak için atıldı. İşte geçen gün İstanbul'da bir belediye başkan yardımcısı. 6500 lira maaşı var. Her ay 41 bin lira taksit ödüyor. Belediyenin 15 arsasını satın almış. Bilmem neyi satın almış. Bilmem ne falan filan. Şimdi alenen burada bir kafa karıştıran durum var. Ama bu ülkede bu yazılı çizilmedi. Zaten yandaş medyada bunu asla okuyamazsınız. Yok, mümkün değil. Tam yandaş olmamış medya bazen yazabiliyor. 6500 lira maaşı var. Adı belli. İstanbul'da bir şey, İzmit'te ya da belediye başkanlısı. 41 bin lira taksit ödüyor. 15 tane gayrimenkul, belediyenin arazisi. 20 tane bilmem nereden. Ya bu aleni belli bir şeyler yapmış. Yani temiz bir şey değil bu. Ama ne ortalık ayağa kalktı, ne partisinden bir şey. Bu Gavuristan'da olsa herhalde şu anda savcı karşısında ifade veriyordu. Hesap veriyordu. Bizde yok. Toplum öyle kirlendi ki. Yani kirlenmenin ölçülerinden bir tanesi. Nereden nereye geldiğimizi. 1939 Büyük Erzincan depremi oluyor. O günün koşulları malum, imkanları malum. Enkaz altında kalan insanlara, teknoloji de çok geri olduğu için kolay kolay yetişemiyorsunuz. İş uzuyor ve insanlar yavaş yavaş ölmeye başlıyor. O dönemin Erzincan başsavcısı bir formül buluyor.
Erzincan cezaevine gidiyor. Mahkumlara diyor ki size acil ihtiyacımız var. Bugün çıkaracağız sizi ama bana söz verin hiçbiriniz kaçmayacaksınız. Kurtarmada görev yapacaksınız. Tamam diyorlar. Ve çıkıyorlar bunlar. Çıkarılıyor. Ve o gün fedakarca çalışıyorlar. Pek çok insanı ölümden kurtarıyorlar. Ve akşam oluyor, cezaevine dönüyorlar. Bir tek kişi eksik yok. Türkiye buradan buraya geldi. O beğenilmeyen Kemalist dönemlerde insan ahlakı, insan karakteri buydu. Ve daha sonra devlet de tabii adam gibi devletmiş bir jest yapıyor. Özel olarak o insanları af çıkarıyor. Nereden nereye? Ya, değil mi? Bugün çocuğunuzu Kur'an kursuna gönderdiğinizde başına ne geleceğini bilmiyorsunuz. Sokağa bıraktığında başına ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ama maşallah Kur'an kursu sayımızda patlama var, cami sayımızda çatlama var. Ama bunlar demek ki çözüm değil. Başka bir yerlerde problem var. Evet. Son 2-3 dakikamız başka bir gündeminiz varsa hemen alalım. Vallahi şimdi bu geçen hafta AKP'nin kurultayı yapıldı. Burada konuşmuştuk. Dedik yani bu bir tiyatro gibi olacak. İşte insanlara kağıt verilecek. 2 tane. Biri zarf, biri pusula. Bunu bunun içine koyun arkadaşlar. Demokrasi adına büyük iş yapacaksınız. Koyun ondan sonra şu kutuyu atın. Tayyip Erdoğan isimleri belirledi 50 kişinin. Anadolu'nun dört tarafından gelen delegelerin hiçbir şekilde söz hakkı olmadı. Oylarını kullandılar, şey yaptılar. Demokratik bir şölen yapıldı. Bir yandaş gazetede bir haber var şurada yani şey. O pankartlar vardı şeyde. Aynen şöyle. Pankartlar düşmana korku saldı. Haberin başlığı bu. Neyse orada işte bir komedi, tiyatro seçim yapıldı. Tayyip Erdoğan'ın belirlediği isimler seçildi. Onun içinden de başkanlıklarını belirledi Tayyip Erdoğan. Bir şey şiir vardır, hiçbir şeyden çekmedi, Nasır'ından çektiği kadar yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye. Ben de Burhan Kuzu, hayatta hiç bakan olamayan Burhan Kuzu bu defa Merkez Karar Yönetim Kurulu'na da alınmadı Tayyip Erdoğan tarafından. Yani ondan da dışlandı. Ben de şey diyorum, hiçbir şeyden çekmedi. Tayyip Erdoğan'dan çektiği kadar yazık oldu Burhan Efendi. Ama zorlamasın artık yani. Ama yok, hizmet aşkınız siz tabii o şeyde olmadığınız için bilemezsiniz. Tabii. Oraya ilişkin son bir örnek vereceğim. Bir siyasetçi şöyle bir laf etmişti milletvekili de o sırada. PKK terörist bir örgüt değildir, politik bir harekettir. Bunu diyen kişi o sırada AKP milletvekiliydi. Orhan Miroğlu. Bu kişi bu lafını ettikten sonra, PKK'yı terörist örgüt saymayan lafını ettikten sonra iki defa da AKP'den milletvekili yapıldı. Bu son dönemde adaylığını koydu. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan sen dinlen biraz dedi. Tayyip Erdoğan bu kişiyi şimdi aldı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda 50 kişiyi, parti yönetecek 50 kişinin içine koydu. Şimdi bu sözüm şeye, İçişleri Bakanı'na Süleyman Soylu'ya, CHP'li il başkanlarını, şehit cenazelerini almayan, çünkü onlar PKK'ya destek veriyor falan diyen Süleyman Soylu'ya, PKK terörist örgüt değil diyen Orhan Miroğlu'nu yanına al, şehit cenazelerine beraber git. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar iyi bayramlar. İyi bayramlar. Dileyelim size. Evet. Hepimize. Sevgili seyirciler, basının gündeminin bu bölümü noktalıyoruz. Saat başında tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.